Evet arkadaşlar, şu anda gündemimizde 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ'cü hainlerin veyahut da ona benzer, yani onun gibi bazı grupların tekrar bir araya gelip de yeniden bir darbe yapabilme veyahut da bir grup oluşturma, bundan sonraki dönemlerde yeni bir FETÖ türer mi, türeyecek mi ya da türeyebilir mi? Yani çok tartışılmakta. Ben yeni bir FETÖ'nün türeyeceğine inanmıyorum. Yani dini kesimlerden olacak, olamaz. Dindar derneklerden, gruplardan. Ama şöyle bir şey var. Bakın 2008 yıllarında yaşanan AK Parti'nin parti kapatma davası ve Ergenekon balyozcular vardı. O zaman biliyorsunuz. Balyoz davası, Ergenekoncular vardı. Şimdi hep CHP'liler şöyle söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'ye yol verdi. FETÖ Erdoğan sayesinde bütün devletin kılcal damarlarına sızdı. Halbuki bakın FETÖ 40 senedir yapılan bir yapılanma. İktidarı, yani mevcut iktidar her zaman destekleyerek onlardan kendisine adam toplama, devşirme ve yolunu önünü açmak, istediği adamları, istediği mevki ve makamları yerleştirmek için zaten 30 sene, 40 sene boyunca belli bir yol kat etmiş, bir yerlere, bir mevkiye gelmiş. Kendisi de zaten büyük bir güç. Ülkenin başına gelen ya da gelecek olan hangi iktidar olursa olsun bunu göz ardı etmiyor, edemez zaten. Mecburen FETÖ'yle darbe öncesi söyleyelim 2000 yıllarını kontak halinde olmak zorundaydı yani. Mecbur ondan destek almak, ondan hani bazı yerlerde hareket etmek zorundaydı. Başka çaresi hani yoktu çünkü çok güçlüydü. Her yere sızmıştı adam. Sadece yani askeriye de değildi yani. Tıpta, üniversitelerde, emniyet, karakollarda, sporda, bütün futbol camiasında bakın sporda ne kadar yani sızılması gereken önemli makamlar varsa hakim, savcı, avukat, bütün adli kurumlara sızmıştı ve halktan da destek alıyordu yani. Büyük bir cemaat oluşturmuştu yani. Esnaflardan olsun, normal sivil vatandaştan olsun çok destek de veren vardı. Şimdi Erdoğan bununla bir dönem devam etti, etmek zor ediyordu yani. Ediyordu. Çünkü tehlike değildi. Erdoğan da yeni başlamıştı. Bu siyasette yani yeni olduğu için mecbur onlarla bazı noktalarda onlardan yardım almak zorundaydı yani. Çünkü önünde çok engel vardı. Şimdi şöyle bir tabir var. Türk milletinde bak mesela hani iti ite kırdırma diye bir şey var. Şimdi 2008 yılında bu Ergenekoncuları balyoz davasıyla hep içeri atan, temizleyen askeriyenin içerisinden FETÖ oldu yani. Bütün bunların hepsini FETÖ temizledi yani. Nasıl temizledi? Kendi adamlarını yerleştirdi. Bu CHP'nin askeriyedeki yapılanmasını bertaraf etti. FETÖ eğer yerleşmeseydi o zaman balyoz operasyonu yapılmasaydı o zaman bugün Ergenekoncular Erdoğan'a şu anda darbe yaşatacaktı yani. Onlar gelişiyordu. Onlar sızıyordu askeriyenin içine. CHP güdümlü bir askeri birliktelik bir teşkilattı. Şimdi FETÖ şu anda onları temizledi. FETÖ'yü de şu anda Erdoğan temizliyor. CHP şu anda FETÖ'den hani örnek göstererek 15 Temmuz'u yaşadık. Bütün tarikatları, bütün dini kültür cemiyetleri, hatta ilahiyatları, hatta imam hatiplere varıncaya kadar kapatalım. Bunlardan hep zarar görüyoruz. Hep bir daha yapar gibicesine hep söylenimlerde bulunuyor. Halbuki 15 Temmuz'dan hariç yaşanmış Türkiye'deki bütün darbelerin hepsini CHP yaptı. Hepsini CHP. Kimse demiyor CHP'yi kapatalım diye. Şimdi 15 Temmuz'u bize yaşatanlar eğer yaşatmasaydı bu kadar güçlü konuma gelmeselerdi o zaman biz şu anda Ergenekoncularla mücadele ediyor olacaktık. Ama CHP şu anda Ergenekoncular içeride. CHP bir kalıp, bir iskelet, bir hani temel gibi bir parti olduğu için onun seçmeni yense de yenilse de hiç düşünmeden direkt oyunu yani en iyi hizmeti de karşı partiden alsa bile gidiyor CHP'ye oyunu basıyor. Ha, bu ne demek? Bu tehlike aslında yani bundan aldığı güçle CHP
bu alt tabanından aldığı güçle askerinin içerisine günün geldiğinde tekrar yeniden sızmalara devam edecek yani. Çünkü CHP insanları korkutuyor. Diktatör bir parti yani. Onu eleştirenleri ihraç ediyor. Ondan olmayanları, onu savunmayan, onun arkasında durmayanları hemen anında ayağını kaydırıp yerine kendisine hizmet eden, kendi zihniyetinde olan insanları yerleştirip onlardan da istifade ediyor yani. Korkutuyor insanları. Bugün AK Parti'nin birinci olamaması halinde, Erdoğan'ın kaybetmesi halinde bütün devletin ne kadar kılcal damarları varsa hepsine CHP tekrar yerleşip bundan 10 sene 20 sene sonra gelecek olan hangi iktidar olursa olsun ona kan kusturacaklar. Ona hani siyaset yapma hakkı imkanı vermeyecekler. Yine onu da darbeyle tehdit edip hatta darbeye götürecekler işi. Çünkü onlar da tehlikeli, çok tehlikeli. İnsanlardan hani iskelet oylarından almış olduğu desteklerle tehlikeli oluyorlar. Onlar hani her zaman söylüyorlar ya dini cemaatleri kapatalım onlardan zarar geliyor diye. Hani FETÖ böyle bir şey yaptı diye. O da dini cemaat değilmiş ki. Zaten hep dini kullanmış, sömürmüş. Kendisine oradan bir yol bulmuş. İnsanların zayıf noktasından istifade etmiş. CHP'nin de yıllardır Türkiye dayatmış olduğu laiklik sistemi üzerinden hani dinle devlet işini ayıralım birbirinden derken laikliği yanlış insanlara lanse etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nde yanlış vücut bulmuş laiklik kavramı ilkesi. Bu sayede dini cemaat olarak ortaya çıkan FETÖ yapılanması kendisine taraftar toplamakta hiç zorlanmamış. Çok kolayca kendisine taraftar toplamış. Topladı. Çünkü insanlar başörtüsünden dolayı okula alınmıyordu. Öğrenciler, öğretmenler, dini okula gidenler, hani İmam Hatip Lisesi'ne gidenler devlet kademesinde görev alamıyorlardı, eleniyorlardı, fırsat yoktu. Mesela İmam Hatip okumuş bir öğrenci subay olamıyor. Yasak yani şu anda bile hala İmam Hatip'ten gelen subay olamıyor. Yani yeni yeni Erdoğan sayesinde önü açıldı da önceden olamıyordu. İmam Hatip okuyan bir kişinin subay olması yasaktı. Şimdi bir anne düşünün, evladını 20 sene büyütmüş, okutmuş, bütün ihtiyaçlarını, her türlü sıkıntısını gidermiş, tam vatana, millete fayda getirecek gücünde, kuvvetinde çelik bir genç, dinamik bir genci düşünün, bir evlat yetiştirmiş, oğlunu subay yapmış, askeriye göndermiş, her şeyiyle, canıyla, kanıyla teslim ediyor. Ama yemin törenine annesine almıyorlar. Dışarıdan tel örgülerin dışından ağlayarak izliyor bu kadın. Şimdi bunu yapan kadın, anne veyahut da diğer evlat, bunun eşi, bunları görünce yani dinimizi yaşayamıyoruz. Bizim kılığımıza, kıyafetimize, başörtümüze karışan bir devletimiz var. Bunun neresi laiklik? Batsın böyle laiklik deyip de FETÖ'nün kucağına itildi bunlar. Devlet Diyanet'e gerekli argümanları, gerekli desteği vermedi zamanında. Diyanet'in sadece ismi vardı, hiçbir fonksiyonu yoktu. Ama Recep Tayyip Erdoğan gerekli ilgiyi, alakayı gösterip de Diyanet'i belirli bir konuma, seviyeye getirip de hani hak ettiği değeri verdikten sonra şimdi başörtüsü serbestisi, memurlarda mesela polislerde olsun, diğer öğretmenlerde olsun, devlet dairelerinde başörtüsü serbestleşince, ilahiyatlar ve İmam Hatipler açılmaya başlayınca, insanlar artık dinini böyle rahatlıkla yaşayabilince, yaşadıkları için ve istediklerini istediği yerde, hani istediği mekanda konuşup dile getirince, herhangi bir yasak, yaptırım veyahut da hani meslekten ihraç olmayınca, şu anda FETÖ'ye ihtiyaç yok. Ama o zaman vardı FETÖ'ye ihtiyaç. Mecbur adamlar şehirlerde okudukları için gidecek kalacak yerleri olmayınca abiler, ablaların gölgesine sığınıp onlar da hani ruhları, bedenleri, onların beyinleri yıkanıyordu. Onların hizmetkarı oluyordu. Onlar hakimlik, avukatlık, savcılık, buna benzer devletin çeşitli kadrolarına yerleştirip arkasından da ondan kendilerine ajanlık istiyordu ve alıyordu da. Şimdi şu anda bunlara gerek kalmıyor. Devlet eliyle dini kurumlar şu anda aktif rolünde başarılılar. Diyanet daha da kendisini geliştirip de insanlara dinini öğretmek, dinini yaşatmak ve çocuklarını, evlatlarını dini yurtlarda hani kalanlara daha fazla sahip çıkıp din dersini, din terbiyesini gerektiği gibi verdikten sonra
buna benzer gruplara hiç gerek kalmayacak. Mesela Süleymancılara şu anda insanlar çocuğunu teslim ediyor. Neden? Çünkü diyor ki orada yatılı kalıyor. Kur'an-ı Kerim hafızı oluyor. Daha çok çocuğa din öğretiyor. Dinin üzerine daha çok düşüyor ve çocuğum daha çok dindar oluyor diyerekten çoğu kişi buna benzer bazı dini kuruluşların kapısına gidiyor. Neden? Dine ihtiyacı var. Ahlaka, geleneğine, göreneğe. Çünkü insanlara ne diyor? Öbür dünyada, ahirette senin evladını nasıl yetiştirdin? Dinini öğrettin mi? O evladın dindar olması ailesine onur, şeref ve ahiretine büyük bir sınav. Yani bu sınavı başarmak için mecbur evladının üstüne titriyor. Şimdi Diyanet bu görevi dört dörtlük layıkıyla yaparsa, layıklık kavramıyla da bu Diyanet'in yapmış olduğu din hizmeti devlet tarafından yanlış algılanmaz, yanlış lanse edilmezse, devlet eliyle bu insanlar yönetilip o kademeyi hani olgun kıvama gelip devletin eliyle pişerse o gençler, bu sefer devletine düşman, hain nesil türemeyip devletine bağlı, sadık, vatanını, milletini seven ve dindar, ahlaklı kişiler yetişecek. Yani başkalarının kucağına itilmeyecek. Bu laiklik kavramı biraz Türkiye'de yanlış algılanıyor. Bizde şu anda laiklik yanlış uygulanıyor. Dinle devlet işini birbirinden ayırt etmek değil. Kardeşim, din devlet işine şöyle karışmaz. Mesela karıştırmayacaksın. Sen din olarak, eskiden bunu papalar yapıyordu Haçlı seferlerinde. İnsanlara nüfuz ettikleri için birinci Haçlı, ikinci Haçlı seferleri yapıyordu. Fransa ve İngiltere bu Haçlı papaların yapmış olduğu protestanlıktan büyük zararlar gördüğü için bunu kaldırdı. Laiklik diye bir şey getirdi. Ama bugün bizim Diyanet işleri ne diyor? Gidin kan mı dökün diyor. Mesela savaşın mı diyor? Ne diyor? İnsanları hani yerinden yurdundan edin mi diyor? Hayır, böyle bir şey yapmıyor. Laiklik böyle bir şey olması lazım. İnsanları kötü yola itmek, itmesin. Devlet kademelerinde hani hükümete baskı uygulayaraktan hani savaş kararı aldırmak, başkalarıyla hani insan çeşitli münakaşalara, çatışmalara sürükleme gibi böyle işlere devletin hani laiklik burada işte yaşanması gerek. Burada yürürlüğe girmesi gerek. Yani burada laiklik olması gerek. Yoksa ama yani istediğin gibi istediği zaman insan camisine gidiyorsa, namazını kılıyorsa veyahut da başörtülüyse, peçeliyse veyahut da kısa şortla geziyorsa bu laiklik, yani bundan alakası yok ki ne laikliğin. Laiklik Avrupa'nın bize dayatmış olduğu laiklik çok farklı. Papazların kiliselerden insanlara savaş tellallığı yaparak büyük can kayıplarına sebebiyet verme ve o zamanın krallarını, o zamanın yöneticilerini büyük riske, tehlikelere sokuyordu. O zaman papalar yönettiği için laiklik kavramını bunlar çıkardı. Biz Türkiye'de hani böyle bir laiklik değil, biz laikliği çok yanlış anladık. Ne yaptık? Laiklik var, devlet dairesine girme başörtüsüne, devlet dairesinde çalışma. Ezanı şöyle Türkçe, şey Arapça okuma, Kur'an-ı Kerim yasak, şöyle yasak, böyle. İşte bunlar da bizim gençlerimizi FETÖ gibi insanları kullanabilecek bazı grupların kucağına itmek oldu. Bunun da zararını 15 Temmuz'u yaşayarak gördük. Bu yüzden daha akıllı, mantıklı olup Diyanet'in etkin olmasını ve devlet eliyle Diyanet'in etkin olmasını, devlete düşman olmayacak nesil yetiştirmemiz gerek. Buna çok dikkat etmemiz gerek. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.